Herkese merhaba. Bugün böyle pamuk gibi yumuşacık, çizgi çizgi yoğurtlu kek hazırlıyorum. Bunun için 3 tane yumurtam var. İçerisine 1 su bardağı şeker ekledim. Mikserimle güzelce böyle şekerim eriyip yumurtalarımın rengi açılana dek çırpıyorum. Eğer mikseriniz yoksa normal elinizde de çırpabilirsiniz. Hiç fark etmez. Böyle güzelce çırpıyorum. Şimdi rengini kıvamını da sizinle paylaşacağım. Bakın yumurtalarınız ve şekeriniz bu rengi kıvamı aldıktan sonra çırpmayı bırakabilirsiniz. Bundan sonrasını elimle çırpmaya devam edeceğim. Bu aşamadan sonra mikseri bırakıyoruz. Bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum içerisine. Ayçiçek yağı ya da mısır özü kullanmanızı tavsiye ederim. Zeytinyağı kullanmayın. Şöyle bir su bardağı da ev yapımı yoğurt ekliyorum. İsterseniz hazır yoğurt kullanabilirsiniz. Evde kendi doğal yoğurt mayanızı elde etmek isterseniz de tarifi kanalımda var. Linkini aşağıya eklerim. Oradan bakarak rahatlıkla kendiniz yoğurdunuzu yapabilirsiniz. Şöyle iki su bardağı da un ekliyorum. Unumu eleyerek kullanıyorum. İsterseniz en başta ununuzu ekleyin. İsterseniz benim gibi böyle yaparken hiç fark etmez. Önemli olan ununuzun elenmiş olması eledim bunu içerisine ekledim. Çırpıyorum güzelce bunu da içerisine e, ekleyeceğim. Böyle homojen bir kıvam elde edeceğiz. Kek harcım hazır. Şöyle kıvamını da göstereyim size. Bakın. Bu şekilde pürüzsüz bir kıvam elde ettim. Son olarak içerisine şöyle bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilya ekliyorum. Eğer vanilya özünüz varsa onu da kullanabilirsiniz. Çok daha lezzetli ve güzel olacaktır. Bunu da içerisine karıştırdım. Bu aşamada uzun uzun çırpmanıza gerek yok. Kabartma tozu bir vanilya içerisine dahil olsa yeterli. Hatta böyle daha aktif olmasını istiyorsanız birkaç damla içerisine limon damlatabilirsiniz kabartma tozunuzun. Şimdi hazırladım. Başka bir kase alıyorum ve hamurumu böyle göz kararı ikiye bölüyorum. Yarısını başka bir kaseye aktardım. Diğer yarısını sade olarak kenara alıyorum. Gerçekten böyle çok pratik ve birçoğumuzun evinde bulunan malzemelerle yapılabilecek bir tarif. Şimdi içerisine 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum bakın yarısına. Diğer yarısı sade şekilde kenarda bekliyor. Güzelce karıştırıp bu kakaoyu içerisine yediriyorum. Yine pürüzsüz bir kıvam alınca dek. Karıştırmaya devam edeceğim. Bu aşamalarda normal böyle elinizle karıştırmanız yeterli, mikser kullanmanıza gerek yok. Kakao harcımda hazırladım. Kakao eklediğim için kıvamı biraz koyulaşacaktır. O yüzden bakın çok az süt ekleyip açıyorum. İsterseniz bu aşamada da yine yoğurt ekleyebilirsiniz. Ben çok az süt kullandım. Bunu da güzelce karıştırıyorum. Eğer e, evde kendi yoğurdunuzu mayalamak isterseniz yoğurt mayalama tarifi süzme yoğurdu nasıl yapabilirsiniz hepsinin tarifi var. Linkini alt kısmı ekleyeceğim oradan bakabilirsiniz. Kek kalıbımı daha önce tabanını güzelce yağlamıştım ve dolaba kaldırmıştım. Kekinizi hazırlamaya başlamadan önce kalıbınızı böyle hazırlayın yağlayın dolaba kaldırın. Sade kek hamurumdan bakın biraz boşalttım içerisine. Şimdi birazcık böyle kakaolu kek harcından gezdireceğim. Eğer bu şekilde hazırlarsanız o çizgi çizgi görüntüyü elde edeceksinizdir. Şimdi biraz kakaolu bunu kenar alıyorum. Tekrar sade. Daha sonra üzerine yine kakaolu harcından boşaltacağım. Yani elimde hazırlamış olduğum kek harcım bitene dek aynı şekilde bir sade bir kakaolu bir sade bir kakaolu çizgi şeklinde kalıbımın içerisine boşaltıyorum. Bu keki evinizde bulunan herhangi bir kalıpla yapabilirsiniz. Normal bir borcamda day çok rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Bakın kekim hazır. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında pişiriyorum. Pişme süresi fırınınıza göre değişebilir. Kekim piştikten sonra biraz ılınmasını bekledim. Ilıdıktan sonra da ters çevirip çıkarıyorum. Şu anda yani çok soğuk değil ılık ama çok rahatlıkla kalıptan çıkıyor. Bakın herhangi bir yapışma, dağılma, parçalanma olmadı. Şöyle yakından da göstereyim. Bakın gayet kabarık. Lezzetli bir kek elde ettik. Şimdi yine en son dilimleyip içerisini de sizinle paylaşacağım ki aklınızda herhangi bir soru işareti kalmasın. Şöyle bir parça alıyorum. Kekiniz böyle bayatlamadan tazeliğiyle ilk yaptığınız gün dondurucuya atarsanız daha sonra çıkardığınızda yine aynı lezzetine sahip olacaktır. O şekilde de saklayabilirsiniz. Şöyle bakın dilimleri ayırdım. Yumuşaklığını size göstereyim. Bakın böyle yumuşacık. İç kısmını paylaşacağım sizinle. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.